Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, özellikle yeni başlayanlara, kumaşın eni, boyu ve kumaşa kalıp nasıl yerleştirilir, onlardan bahsettiğim bir video hazırlıyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle kumaşın eni ve boyundan bahsedelim. Kumaşın eni ve boyunu aslında size minyatür kalıplarla anlatmak çok daha kolay olacak. Ama yeni başlayanlar minyatür üzerinden de anlamakta sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu yüzden size çok net anlayabilmeniz için orijinal kumaşlarla ve orijinal kalıplarla anlatacağım tüm her şeyi. Önümde bulunan kumaş 3 metre elbiselik olarak kestirilmiş bir kumaş. Kumaşın boyuna kestirdiğimiz kısmı, yani diyelim ki tunik dikeceğiz, 2 metre kumaş istiyorum. O zaman kumaşın boyu 2 metredir. Peki kumaş üstünde anlatırsam neresidir? Şu kısmı, kestirilen kısım en kısmıdır. Kumaşın en kısmı orijinalinde neyse odur. Kesilen kısım şurası. Yani eğer eni 1,5 metre ise en asla değişmez. Hep 1,5 metredir. Ben 2 metrelik boy isterim tuniğim için. O zaman benim boyum, kumaşımın boyu 2 metreliktir. En her zaman sabit kalır. En kısmı burası, yani şuradan kestirdim. Boy kısmı ise bu kısmı, yani ne kadar uzunluk istediysen o kısmı. Ben tekrar şu kağıt üzerinden anlatmak istiyorum, net olarak anlayabilmemiz için. Önümde bulunan kumaş şu şekilde katlı. Kumaşımın boy kısmı burası. Yani şu kumaş 3 metre, bu kumaşımın uzunluğu 3 metre. Kestirdiğim kısmı burası, en kısmı. En kısmı 1,5 metre. Şurası kesilen kısmı. Kesilen en kısmının uzunluğu asla değişmez. Boyu istediğiniz ölçüde olur. Değişkenlik gösterir. Katladığımız zaman önümüzde duruş şekli de bu şekildedir kumaşın. Umarım bu konuda sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi kumaşa kalıbı nasıl yerleştiriyoruz? Ondan bahsedeceğim. Önümde bir kol parçası var. Özellikle kol parçasıyla başlamak istiyorum ki en büyük problemi bunda yaşıyorsunuz, anlayabilin diye. Kumaşa kalıpları yerleştirmek istediğiniz zaman her zaman boyuna yerleştiriyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde enine kalıp yerleştirilmez. Çünkü kumaşın boyunda giden düz boy ipleri vardır. Düz boy ipi kaydığı zaman, diktikten sonra, yıkandıktan sonra, giyindiğiniz zaman esnemelerle, çektirmelerle kıyafetinizde bozulma yaşanır. Bu yüzden her zaman düz boy ipliğini baz alarak kalıbınızı yerleştiriyoruz. Eğer düz boy ipinde sorununuz varsa onunla ilgili bir videom da var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi geliyorum kumaşın üstünde nasıl yerleştirdiğimi. Bakın burası boy kısmı. Kestirdiğim uzunluk kısmıydı. Şu şekilde ilerliyor. Kolumu yerleştirmek istediğim zaman bu hatayı çok görüyorum. Şu şekilde yerleştirenler var. Dediğim gibi bu şekilde değil. Her zaman boy kısmına doğru, yani düz boy ipini şaşırmadan bu şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Bu kol parçamın yarısı. Bunun üzerinden anlatıyorum. Bu şekilde yerleşmesi gerekecek. Şurada kıyafetimin kendisi ön ve arka beden birlikte çıkarmışım. Bunu da yerleştirirken diyelim ki yarım beden çalışacaksınız. Asla bu şekilde değil. Yine boy kısmına doğru. Yukarıdan başlayıp aşağıya doğru bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Kolda yan tarafında bu şekilde duruyor. Yani her şey boyuna olacak şekilde yerleştirmek zorunda. Eğer yaka yerleştiriyorsanız, yani pervaz yapacaksanız, o da aynen bu şekilde düz duracak şekilde. Yani yakanın şuradan çıkmış olduğunu düşünün. Şuraya boyuna gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Hiçbir şey enine denk gelecek şekilde kesilmez. Ki kumaşların esneklikleri genelde en kısmına doğrudur. Boyuna doğru esneklikler çok nadir kumaşlarda bulunur. Bulunsa bile
en kısmına olan esneklikle boy kısmına olan esneklik hiçbir zaman aynı olmuyor. O yüzden esnekliğin her zaman enine olmasını, rahat olmasını istiyoruz. Bu da diğer önemli bir püf noktaydı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Çok uzatmadan videoyu kesiyorum. Herhangi bir sorunuz varsa videonun altına yorum olarak bırakırsanız sizlere geri dönüş yaparım. Ayrıca bilgiler sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.